Biladerim cümleten selamun aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi kardeşlerim 13.000 TL değerine sahip çarımızı başlangıç düzeyinde dizdik. Videomuzu paylaştık ve dedik ki bir konsepte başlıyoruz. Pazar bölümlerimizin dışarısında artık bir konsept böyle bölüm bölüm sürekli gelecek. Ben bunun adını şu anda Asas'ın bir günü koydum. Sizlerin fikri varsa bize uygun yani bu konseptin içerisinde yer alacak olan şeyleri de hep birlikte bir kısaca bir duyalım. Kardeşlerim PK'dan tut, Crystal Fortress etkinliğinden tut, Mond Race etkinliğinden tut. Yani aslında oyunun içerisinde e, sömürmemiz gereken ne kadar etkinlik varsa şans oyunu, yeri gelecek kumarlar, PK'lar. Yani aslında bir günümüz nasıl geçiyor oyunda ve bu çarı adım adım hangi aşamalardan geçirip hangi aşamaya yukarı doğru nasıl hangi yollardan geçerek, hangi zorlu şartlardan geçerek bu çarı adım adım yukarı nasıl taşırız şeklinde ilerleyecek. Tabii ki işin içinde belki e, kısmen farm da olacaktır. Farm konusunu daha çok mümkün mertebe böyle azlı bir seviyede tutmayı düşünüyorum. Farmı nasıl yaparız? Demirciye gidip deniriz herhalde muhtemelen. Öyle bir şey yaparız. E, upgrade farmı yaparız yani kısmet olursa. Şimdi konseptimizin adını Asas'ın bir günü koyduk diyelim. Ama sizlere soruyorum hemen ikinci bölümünde o şekilde değiştiririz kardeşlerim. Videonun başında bu sohbeti sizlerle yapmak istediğim bir fikriniz varsa konseptimize bir başlık birlikte koyalım. Şimdi ekrana şak kadarak 13.000 TL değerindeki çarımızın videosu geldi. Bu videoya gelen beğeni sayısı için, yorum sayısı için hepinize buradan cani gönülden teşekkür ediyorum. Kardeşlerim videonun beğeni sayısı şevk kaynağıdır. Bunu unutmayalım. Yani kardeşlerim kısacası şu anda videoya desteğiniz oldunuz. Beğeni sayımızı adım adım yukarı doğru tırmandıralım. Biz de artık emeğin karşılığını insan görünce bilirsiniz. Bu herkes için aynıdır ya. Emeğinin karşılığını gördüğün zaman daha fazla şevklenir. Daha fazla iyi şeyler yapmaya, daha da güzel şeyler yapmaya gayret edersin. Şimdi Çarımıza bir takviyemiz var ki bu takviyeden birazcık konuşalım ve sonrasında videomuz tam gaz ilerlemeye başlasın Şimdi videonun içerisinde aslında yine bir takım bazı çarımıza değişiklikleri göreceksiniz ama Ben videonun başında şunu eklemek istiyorum Biz bir tane düz hatred blade 7 ile başlamıştık oyuna ya Kardeşlerim onu değiştirdik Psikal atak bonus %1 olan Yani en elit rün diyeceğimiz bir rün Basılı olan Hatered Blade 7 denk geldi Ben bunu aldım Çara bunu koydum Tekrardan altını çizmek istiyorum Biz çarı e, güçlendirmek istesek güçlendiririz Hemen eline 8 silah falan koyarız Hiç problem değil Mesela bak şimdi PK'ya gideceğim Etkinliklere gideceğim Her şeyi yapacağım ama Bu itemlerle yapacağım Bak şimdi üzerimdeki eşyaları göstereyim Golden Snake 8 var Hatered Blade 8 var yani Elvin Bob 7 var. Cannibal var. O var. Bu var. Şu var. Yani kardeşlerim burada aslında mevzu anladığınız üzere tamamen çarı böyle güçlü öyle patır kütür dizilmiş vaziyette oynamak değil. Böyle konseptimizi önce bir en alt sınıftan yani düşük başlangıç düzeyinden başlatıp çarımızı adım adım güçlendirip bunu da konseptimizin içerisinde Tadına tuzuna vararak görmek olacak. Ve böyle bir çarın da tabii ki oyunda ne tür farklar yaratabildiğini veya yaratamadığını bunları da görmek istiyoruz. Şimdi bir kıssa bir hisse derken çok konuştuk. Videonun başı uzadı kardeşlerim. Sağ el değişti. Çarın değeri arttı. Bak şimdi asasinin küpe vardı burada. Burada da asasının yüzük vardı. Asasının yüzükle küpeyi terk ettim. Ben asası daha çok defansif manada oynamayı seven biriyim. Bunun sebebi nedir? Ben oyunu genel manada solo mantıkta oynarım. Yani ben yıllardır asas oyuncusuyum ve solo oynamaktan çok keyif alırım veya böyle duo, trio tarzında düşünün. Benim oyun stilim biraz böyledir. Böyle 8 kişilik parti PK'larında çok az varımdır. Öyle düşünebilirsiniz yani. Benim stilim solo, duo, trio tarzındadır. Bu tarz oynamayı severim. Keyif alırım. O yüzden çarın ofansifliği defansifliği benim için çok önemli Ben atağımdan yine feragat ettim Rangers ring artı 2 buraya ekledim Buraya da rangers air ring artı 3 ekledim kardeşlerim Şu anda burası artı 3 artı 2 şeklinde devam edeceğiz Değişiklikler oldukça bunları zaten videolarda göreceğiz Zaman içerisinde tabii ki swiftness setimiz gidecek muhtemelen rangers pendant falan da koyup Adım adım ileride ilerleyeceğiz yani çar güçlenecek Şimdi Videonun içerisinde yine bazı değişikliklerimiz olacak. Bunları göreceğiz. Videomuz artık başlasın. Çok konuştuk. Bu arada kardeşlerim pusuya yatıp bekleyen biraderim galaksinin torbacısına buradan selamlar. Videomuz şimdi tam gaz devam ediyor. Şimdi biraderim Death Valley topraklarında şöyle bir günümüze başlangıcımızı veriyoruz. Kardeşlerim full seyceğimi bastım. Keyfi tonajda yıkık çarımla yıkık elit çarımla şöyle bir pk atmaya çalışacağız. Şimdi bakalım birazcık sağda solda yıkık avlamak istiyorum. Ama tabi Death Valley bölgesine bir girdik. Jage Master diye bir tane burada Price mı acaba? Bu neymiş böyle ya bakayım. Hmm, price. Biz bu adama ne yapabiliriz bu çarla? Bu adam kardeşlerim int pp mi oynuyor? Ne yapıyor? Allah Allah db atıyor ama demeci çok kötü bak. 700 falan vuruyor. Enteresan bir bp şu anda görüyoruz Ben bilerek kritik henüz basmadım Şaşırtıcı Eline ne takmış gunner takmış İmperyal set takmış DB de atamıyor Tor tamam, attı kürü aldık Peşine DB'ye geldi ona da kürü aldık Bela öldü şu anda Çok geç kaldı ve Öldü Evet bladerim güzel bir şey deniyor şu anda Cho'Gath Master bladerimizin denediği şey Int Battle Price gibi bir şey denemiş. Değişik bir kombin yapmış. Sıkıntı ama bak 1 vs 1'e bir, biraz hasta bayağı bir sıkıntı. Ne çok can alabiliyor ne de çok korunaklı bir çar olmuş. Ama denemeden bilemeyiz. Adam deniyor yani şu anda evet. Bu arada biraderim bizim arka slotları komple gezdim. Bakayım şöyle bir asaslar masaslar karşı taraf dedim buraları basıyor mu bizimkileri huzursuz aha mesela bak live for the, the diye birini yakaladık burada Adam bizim slotta farm atıyor. Birazdan size bir şey göstereceğim. Ama önce bu bilaylarımı bir denememiz lazım. Bakalım neler yapabiliyorum. Veya o bana neler yapabiliyor. Bunu göreceğiz. Atak kırma geldi. Tozumu basıyorum. Sakinleşiyorum. Bir de loop kaldırıyorum. Şimdi kendisiyle ıkınacağız. Evet. Bir atak kırma daha geldi. Pürleri olabildiğince sıfıra sıfır alırsak ne ala memleket diyeceğiz. Bu arada DB atıp vuracak sandım ama maalesef. Şimdi öldük mü? kürüm geldi. Tamam. Güzel oynadık bu arada arkadaşlarım Ne kadar hızlı heran ettiğini gördünüz. Abi asas. Dur zıplayayım kalkayım. Direkt vuruyor. Taktım kalkanı. Adam tek attı ya. Ben zıpladım VS atarız diye de yok. Enflasyon klanından nekromanya belalarım maalesef kritiğini bastı bizi parçaladı ama belli ki güçlü iyi de vurdu bu arada bp'nin nasıl öldüğünü gördünüz mü tık tık böyle anlamadınız bile böyle o an ölüşünü çıt çıt hemen öldü güzeldi ben şimdi arkaya bir tur daha gideceğim bu arada kardeşlerim ranger's shield kalkanımız gitti yerine rogue shield artı altı geldi bunu kendimiz bastık pazar videolarını pazar bölümlerini de kaçırmayın o bölümlerde bazen kumara düşüyorum ama o kumarları aslında bu bölümlerin içerisine de entegre etmemiz lazım diye düşünüyorum. Çünkü çarıma basmaya çalıştığım bazı şeyler olabiliyor. Ee, göremiyoruz ama burada. Bunları bastık. Pazar bölümünde bastık bunları. Oradan izleyebilirsiniz. Lütfen tekrar geldim. Bizim marka slotlar değil mi? Bak burada <laughs> adamın adını okumayayım kardeşlerim. Aile var. Beni hepiniz rahat rahat izlersiniz videolarda bilirsiniz. Adamın adı bu. Ben bu biraderime güzel bir suikast düzenleyeceğim. Yapacak bir şey yok ama bu ayık galiba. Aynen. Tamam. Ayık. Evet. Böyle bir dalalım yalandan. ederek suikast gibi değil de Daha erkeksi davranmak istedim kendisine. Herini almasaydı çok rahat bir şekilde ölecekti. Ama hiç fark etmedi. Bizim çarda vuruyor biraderim ya. Öyle Kara Karamara fark etmez yani. Beyazı siyahı yok. Parçalıyoruz biraderim. Fena değiliz. Bu arada atağımızı merak edenlere gösteriyorum. 1958. Atak beltime bak. Dex 9. Traveller belt. Bir takıyorum 2005. Yani nostaljik yıllar. 2005 HP'li bir asasım var. Haydi bakalım. Ha, ben şimdi bunları yakaladım ama bunlar iki kişi. Bak görüyor musunuz? Enflasyon klanından Ayan Başkan ve Nekro. Az önce bizi parçalayan mülalerim. Şimdi kardeşlerim bizim bu kalkan var ya müthiş işe yarıyor. Alayınızı öneriyorum. Ben bunun 7'sini basmayı çok istiyorum. 7'sini basarsam da kısmetse şey yapacağız. Şimdi ben bir şöyle bir hareket yapayım. Tamam. Bu ayan başkanı bu arada biz alırız. Slide'ımı kullandım. Slide'ımızın çok şükür artık kullanım süresi 60 saniye olduğu için bir problem yok. Banax var burada. 60 saniye. 40 saniye kaldı bile zaten. Evet 2 vs 1'i benim çar işte yemez herhalde yani aynen anti ki arkadaş çarda olacak gibi belt of antipatiyon çarda bak hemen geri dönüyorlar attı slide'ını kritiğini bastı vuramıyor yetişemedi tamam kritik çöp işte istediğimiz sahneler bunlar. Necron'un kritiği çöp oldu. Hazırsanız 2 vs 1 atacağız şimdi. Bu kritiğini bana bastı. Ben de ona bastım. Ayan başkan biraderim sen öldün. Evet sırada az önce bize tek atan biraderimiz var. Kardeşlerim 2 vs 1'e böylece dönmüş olduk. Konfus geldi. Hadi hadi. Kok vuruyor bu adam. Bu arada evet, bu adam bize göre bir hayli dizili kardeşlerim. Ama bence 2 vs 1'in tadını tuzunu aldık. Bir tane biraderimi toprak ettik. İkincisiyle de bir ıkındık ve öldük. Güzel. Çarımızı deniyoruz. Adım adım böyle çarımızın testlerini göreceğiz hep beraber. Çarın itemleri çünkü ortada. Değeri ortada. Biraderim ben bunları gene yakaladım ama bir dakika. Şimdi bir dakika. Bunlar buradaki adamı... Ha, tamam. Yani burada bir slot tutmaca mı var acaba? Öyle de demeyelim de şu biladerime biz bir suikast vuralım gene. Tovuna gönderelim. Biladerim farmını bizim slotlarda atmıyorsun biladerim. Görüşmek üzere saygılar sevgiler. Adamlar bizim slotları talan ediyor karşı ırkın asasları. Ee, onların ırkındaki adamlar da gelip bizim slotlarda farm atıyor biladerim. Burası Dead Valley. Tamam kimse kimseye kazıp darılmasın. Gücenmek yok. Bulduğumuza vuracağız. O asaslar kaçtı. Evet. Şurada bir BP daha görüyorum. Bak bizim slotlar buralar arkadaşlarım. Görüyor musunuz? Akın akın buraya geliyorlar. Ve bu biraderim benim kısmetimde. Asaslar bana geldi. Tony Montana kritiğini bastı. Eyvah eyvah öleceğiz mi? Acaba loopları var mı yok mu? Çok merak ediyorum. Çünkü 80 skinini kullanacağım. Ama yetişemiyorlar. Yetişemeyin. Tamam beni tutuyor. Soldaki Musto, Adaşım da beni tutuyor. Harika. Biz bunlara döndük o zaman. Şimdi bu adamlar güçlü biraderim. Bize göre güçlü tabii ki. itemliler Tony Montana da muhtemelen bizden güçlü. Necro da bizden güçlü. Şimdi Musto ile beraber Musto aldı. Musto, minörüm sende biraderim. Minörüm sende. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. O adamı bizim şey tek kesti. Montana bende kalır mı? Kalır. kritiği atıyorum. Evet. Musto aldı. Hiç sıkıntı yok. Hemen nekrodayız. Bizim Musto öldü ama bu da ölecek. İşte intikam. Biraderim böyle alınır diyoruz. Bu arada adam NFT'li falan. Biraderim adamın çatı diziliymiş. Güçlü yani belli ama Musto öldü. Onlardan da ikisi birden öldü. Güzel bir fight'ti bence. Bizim suratları kısa süreliğine nefes aldırdık. Şimdi Karşı tarafın sulutlarına gideceğim. Orada bir operasyon düzenlemek istiyorum. Bakalım ne yapacağız. Aha Elektra. Elektra biraderim sen benimsin ya. Saygılar sevgiler. Elektra biraderim birazdan Whatsapp'tan bana yazması iyidir. Kendisini toprak ettik. Bir şeyler yazıyor. Adamın elindeki Stormbringer 7'yi biz sattık kendisine arkadaşlarım. Pazar videomuzda ona gayet elit mi elit iyi bir Stormbringer 7 verdik. Elektra biraderim birazdan sanırım konuşmaya başlar. Musto Bilalirim de bu arada parti attı. Partideyiz. Ot yoluyor şu anda. Yoldu. Otu yoldu. Bir yandan meslek yaptı. IMDC var karşımızda. Akın akın bu tarafa doğru geliyorlar. Slide'ımı atarak uçmak istiyorum. Ondan sonra peşinde mana mı çektin biraderim sen? Öldün ki. Bunları yaparken ölüyorsun. Haydi bakalım kardeşlerim. Birazcık Musto ile beraber duo gezelim. Bu arada dediğim gibi duo trio tarzında oynamayı daha çok seviyorum. Veya solo. Çok böyle parti parti bir e, PK anlayışım kardeşlerim benim. Maalesef yok. Bu arada sağda bir balıkçı var. Bak Z yapmasak görmeyeceğiz. Bak. Bak. Görüyor musun? Adam <laughs> balık tutuyor. Dead Valley'de. Kendisine şıkıyı atmış. Old times eski zamanlar kılını Burada mesela birisi daha var, ölmüş. Justin. Evet. Burada balık tutmak bu arada değerli. iyi bir farm şekli ve ben hiç yapmadım. Sadece duydum. E, bu asasın bir günü bu serüvenin içerisinde eminim bu tarz şeyleri deneyeceğim. Buralarda. Deneyip kendim de görüp sizlere de göstermeye çalışacağım. Dead Valley'de balık tutma mevzusunu. Biladerim onların bütün arkadaki moblarını da bizimkiler kapmış ya. Baksana bizim BP'ler çatır çutur. Burada Andean King dönüyorlar. Hem de solo solo dönüyorlar. Yani böyle iki kişi falan da değil. E tabi 85 meta artık itemler rünlümünlü falan herkes güçlendi diyebiliriz. O yüzden bazı slotları da e, biz eskiden yani 3 kişi 5 kişi dönerdik oraları, andiantları. Şimdi artık sola bir BP'de dönebiliyor demek ki. Şuralara bir gezelim bakalım arka taraflarda ne var, ne yok hepsini bir görelim hep beraber. Mesela E gidip pozisyonu sırak. Bak şimdi bir kişi var kardeşlerim. Burada çok farm attım. Ben de burada çok farm attım ve bu biladerime geçmiş olsun dileklerimi şimdiden iletiyorum. Ben kendisini Tom'a gönderdim. Stormbringer'ını takmış. Pozisyonu sırak dönüyor. Çok farmladık orada gerçekten. Buralarda anılarımız dolu. Burası neymiş? Burası da şu anda bizim ırk. Evet bir tane daha burada bir arkadaşımız var. Sir. Sir biraderim sana tek burayım. Dur helini atmayaydın. Attın tamam. İki kişi vurunca zaten adamın çok bir şansı yok. Kendini yatağına atacak. Sol arkadan birileri daha gidiyor. Beyler çok hızlı bir hareket yap. O Musto ne yaptın adama sen ya. Hemen slide attı. Savage attı adam tek yedi. Buralar bitti. Buralarda adam kalmadı. En güzeli birazcık bu bölgesinde gezmek. Bir de bir de bir, de, bir de, bakalım neler var neler yokmuş. Aha da gene kirazla denk geldik. Kardeşlerim kiraz güçlü. Kiraz parçalıyor. Şimdi Musto'nun VSS'ini mi izlesek bir tur? Hatred 8 Golden 8 takıyor kiraz. NFT pelerini var. NFT kostümü var. İçi de muhtemelen gayet güzel dizilidir. Bir musta öyle bir vesi Bakalım nasıl atıyorlar. ve izleyelim efendim hep beraber. Sonra da biz atalım. Biz şöyle bir öleceğiz büyük ihtimalle zaten. Kiraz biraderimize öldük. Evet. Benim gözümden şu anda Asas'ın sesini izliyorsunuz. Speaker mod 10. Musto kritiğini basıp gerçekten iyi hasarlar çıkarttı. Kiraz şimdi abandı. Kiraz'ın canı %18. Musto %30. Musto'ya helal olsun diyoruz. Musto kirazı toprak etmeyi başardı. Birazcık şans faktörüne de ihtiyaç var. Asas vs'lerinde kardeşlerim. Çünkü kritik var. Yani kritiği basıyorsun. Skill'i tutarsa tutuyor. Tutmazsa patatese bağlıyorsun tabii ki kritiği tutan adam ee, vsi bitiren oluyor genelde. Tabi item farkının da bir önemi var yok değil ama durum böyle yani. Evet şimdi boğul semalarındayız. Ya karşımızda bir okçu parti gibi bir şey var kardeşlerim. Monuyu mu alıyordunlar? De. Bana devam geldi. Kürümü çok güzel aldı Musto. Sıkıntı yok. Valesimiz var. Musto gene kür kaldırdı bana. Benim elimde Musto da şu anda. Musto ile şurada buluşacağız. Arkamdan gelen vacılan gel biraderim gel. Topla gel. Düz gel. Vs atmaz mıyız acaba? Girmek sıkıntı. Şu biraderim bir gelse ya. Kritiğini bastı. Bak şimdi. Kardeşlerim. Önce kaçıyormuş gibi. ya yani adam kaçıyormuş gibi bile yaptırmıyor. Geri dönüyor. Bir kovala be biraderim. Arkadan BP geldi. Şimdi dalarsın tabi. Dalmıyorum hala. Bilerek dalmıyorum. iyice ürkütsünler beni. Öyle sansınlar en azından. Kalkanı taktım. Kürümü aldım. Tozumu bastım. BP ile baş başa kaldım. BP biraderim. Bu arada BP bir şey yedi. Ölecek. Öldü. KS'ye gitti. Asas gelemedi. Bir detenyo. Evet. Yakaladık. Biraderim geldim. Geldim. Mage'i var. Mage çekecek. Mage çekecek. Mage çekecek. Bekliyorum. Dal dal dal. Çekmedi. Tamam BP'yi alıyoruz. Bilader minor aldım sana çıktın çıktın çıktın. Asla döneceğim kritik gidecek. Kör etmeseydin iyiydi ve biladerim. Bir 80 devam edeceğim dalmaya asla. Musto'ya mı dönsek ya? Musto'ya sıkıntı olacaklar. Musto minördeyim minördeyim dayanırsın. Olmadı kardeşlerim. Birazcık ayrıldığımız için sıkıntıya düştük. Tozumu basacağım. Tozsuz hayatta kalmamız zor bir zanaat olacaktır. O yüzden tozumu çevirdim. Ice Mice'i yersek zaten direkt düşeriz. Asasın beni bu şekilde düz koşuda kesmesi bence imkansız. Keşke bir vs 1'e gelse. Gelmiyor hiç oralı değil. Meditanyo biladerim maalesef hiç oralı değil. Evet reload. Reload. Okçu yakaladım kardeşlerim. Bir tane okçu yakaladık. F2 skillleriyle devam ediyorum. Jump atacak muhtemelen. Gaia beltimi de takayım ben. Kör oldum. Körken tutmayı başardık. Kritiğimi attım. Artık patlama yapabiliriz. Ve bu okçuyu kesip hemen arkama döneceğim. Bir slide atacağım. Ondan sonra tabi ortalık karıştı. Neden karıştığını söyleyeceğim. 80 skillim var sanıyorum. 80 skillini kullanacaktım. Dönmemişti. Kuldandaydı ama şu anda var arkadaşlarım. Canımızı toparlıyoruz. Bir loop kaldırıyoruz. Hemen kendimize bir toz basıyoruz. Bu arada kestiğimiz okçu yine gelmiş. Ben bunların meşlerini mi kessem acep. Asas geliyor bu arada. Tamam biraz kaçıyoruz. Biraz kaçıyoruz. Şöyle bir kendimize kür alıyoruz yalandan. Hızlı bir görünmezlik. Ben o okçuya yine girmek istiyorum. Dolumdan gelenler var. Bir asas da buradan çıktı. Biraderim sakin. Varyoların beni yakalamaması lazım. Balıkta kaçırmadan basıyorum. Ve bu şekilde Miner Pot dengesiyle Kaçacağım Aha Warrior'ın mızrağı tuttu Ya inanılmaz ya O Warrior'ın mızrak skili var Çok gerçekten işe yarıyor bu arada ekran dedim Ne oluyor şeyin içine girmişiz ya Bak şöyle görüyor musunuz Şu monumentin içine girmiş Ekran Evet yok adam Direk jump atıyor direkt Malis var bende. Birlediği adamı gördüm de. Yapma yapma. Orada kötü bir oyun sergiledik aslında açık konuşmak gerekirse. Mustu'yu tutalım. Mustu'ya bir kür alacağım. Benim kafamda bir varıyor var sadece bir şey olmaz. Şimdi db'miz var Mustu. Biladerim gel. gel. Gel, gel gel Bir şeyler yeme. Bende sıkıntı yok. Aha kit yedi. Bir kür kaldırdım sana. Gel minörüm de şu anda Musto. Musto bir kürün daha gel. Di. De. Kaçmaya devam et Musto. Kendime kür alamadım. Kendime de bir tane alayım. DB var bir saattir. Musto'ya DB. Manis hiçbir şey yok. Minörünü vereceğim sadece şu anda. Musto'ya bir kür daha vereceğim. Evet Musto'yu tutmaya devam ediyorum. O hasta döneceğiz. 10 saniye var kritiğe. Ben şöyle bir dual degrees seriden geçeyim. Hemen bir loop kaldırayım. Hemen bir toz basayım. Hemen bir de görünmezlik basayım kardeşlerim. Döndük. Evet, yakaladık mı birilerini? Yakaladık mı kalkanı yalandan taktık. DB'miz geldi, kürümüz geldi. Ben de tozumu çevirdim. Elim sende Musto, sana kürün geldi. Arkada kasa döndük, tormentlice girdik. Bunu alırız, çıkarız. Tamam, şu anda tormentliyim. Kürüm gelmiş. Bu arada pasımın farkındasınız değil mi? Bak Musto şu anda benden daha pratik oynuyor. Daha hızlı kürümü çeviriyor. Evet, Birlerim bu paslar işte asas as böyle bir şey. Antrenman antrenman görüyor musun? Bak birli de mesela ben geç dönüyorum. Antrenmana çok ihtiyaç var. Biraz daha dalmaya devam edeceğim. Çıktım. Varıyor. Yakamı bırakmıyor bu sefer. Musto şehit oldu. Toprak oldu. Musto biraderimi düşürdüler. ice, ice bir şey yemeyelim. Ha, Musto şimdi gelir. Biz de burada böyle ayıklama görevimizi ince ince yapacağız. Panzer tek başına üstüme geliyor. Panzer. Aha Musto da geldi. Musto vurmaya başladı. Slide'ımı kullanacağım. Kırtığımı atacağım. Bunların meşleri yok diye biliyorum. Panzer toprak oldu. Geçmiş olsun. Panzer biraderim. Seni toprak etmeyi başardık. Vialpando 07. Evet Musto uçtu. Tek attı. Evet yıkık bladerim tek yedi. Kardeşlerim SC'miz biter. PK'mız biter. SC'mizin son 5 dakikası var. O yüzden son avlarımızı yapıyoruz diyebiliriz. Şu okçu bladerime hemen kritikli bir vuruş sergiliyorum. Ve bu bladerim toprak oldu. Güzel. Hemen Lexant'a devam edelim. Bu adam BP Price olması lazım. Meş 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 meş. Evet meşleri burada. Meşlerine giriyoruz. Evet meşleri öldü. Z'den oyna biladerim. Kaçma kaçma kaçma. Gel biraz tankla. 80 de attım. Hatta elimiz kolumuz biraz birbirine girmiş olabilir. Niye biliyor musun? Skilllerin yerlerini hala alışamadım kardeşler. Onunla alakalı. Umarım bir sütun falan yemem. Sütun mutun yersek öleceğiz. <laughs> Aha yedirdi. Slide de yok, 80 de yok. Öldük ya. Öldük. Tut tut beni tut. Bunu sil, hızlı olanı bas. Beyler birisi %100, birisi %75 biliyorsunuz o light fetlerin ben ikisini birden kullanıyorum. Nart'a dönüyorum. Gazamız mübarek olsun. Kritiğimi de bastım. Evet Nart biladerim. Artık sendeyiz. Nart biladerim. Kaçmak fayda etmeyecek. 800 canları gördüm. Birazcık geri çıktım. O da tohum attı ya da meyci çekti. Yani güzel bir 2 v 2 çevirdik aslında ama burada en azından ilk bölümlerimiz konseptimizde de PK'da daha çok yer aldıkça kardeşlerim tabii ki benim bu paslar gidecektir. Şu an skilllerin yerlerine alışmaya çalışıyorum. Unutuyoruz. Yani paslı paslı oyun stilimiz tam böyle oturaklı değil şu anda. O da kısa zaman içinde oturacaktır diye düşünüyorum. Evet seyircimizin son saniyelerine dakikalarına geldik. Bu adam artık ölmeli. Adam bir canla tohum atmayı muhteşem bir şekilde başarıyor. Helal olsun diyoruz. Şu üçlüye girebilir miyiz? Acaba bu üçlüye bu adamların int price'ı sıkıntı. Böyle bir int price'ları var. Alma o Evet heyli güzel aldı. Birazdan atak kırma atar. Onu bunu atar. Bu arada adamların arkadaşlarının umrunda değiliz. Bu arada kürler çok güzel geldi. Tozu ve kürü çevirdim. Bir daha kürüm geldi. Harikasın biraderim. Şimdi okçuya döneceğiz. Okçuya hazır oluyoruz. Okçuya güzel bir dönüş yapacağız. Musto neredesin Musto? Musto hazır mısın? Toxity bıraktım. Musto'ya kürünü aldım. Musto Dönüyoruz mu? Hadi. Hadi. Aldım kürünü musto. Kendime kalkan taktım. Bana bu sefer bir şey geldi. Tamam. Aldım. ikinci kürümü aldım kendime. Musto şu okçuya dönmemiz lazım. Discord'da değiliz. Vallahi hiç fena değiliz bence. Daldık ve bu iş bitti kardeşlerim. Kendime de kürümü şimdi aldım. Her şeyi çok güzel ayarladık. 80 attım. Şimdi priyesi darlayabiliriz. Başkası da mı geldi? Eyvah. At slide'ı çık. Başkası derken birden fazla kişi gelmiş. Evet bu fight'ımız biraz daha iyiydi. Bak mesela mızrağı tuttu. Ice'ı yedim. Kürümü mustu aldı. Ben de rush 1'i bastım. Yani okçuların kullandığı rush 1 var ya. %75 speed. Kardeşlerim. iki tane rush var. İkisini de kullanıyoruz bu durumlarda. Hayatta kalabilmek adına. Birisi %100 rush. Şuradaki de %75'lik rush hız olarak. Güzeldi. Bu fight'ı çok beğendim. Kürlerimiz sıfıra sıfır mevzularımız gayet güzeldi. Bu sahne keyifliydi. Seyircimizin ne kadarı gözüküyor? Bir minute Son bir minute'nin vurgununu yapacağız. Bulabilirsek şimdi bakalım bakalım. Bu adam kardeşlerim Lexant biraderimiz sadece bovulu tavaf ediyor ve tohum atıyor gördüğünüz gibi. Başka bir şey yok. Sanırım sadece boz kovalayan bir arkadaş. Ve şu anda seyircimiz bitti. Artık ton tuşuna basıp tonumuza gidebiliriz kardeşlerim. Bu bölüm ilk bölümümüzdü. Asasımızın bir gününün PK'sıydı. Sırada bakalım ne var, ne yok bilmiyorum. Belki de bu bölüm tamamen PK ile bitmiştir. Kardeşlerim, sahneyi güzel izliyorsunuz. Şöyle bir de 90M trade'de koyuyorum. Göğüslük, Ondex, kafalık, Ondex, donluk, Ondex ve hepsi rünlü. Hayırlı olsun dedim ve setimizi ne yapmış olduk kardeşlerim? Hep beraber gelin şöyle bir görelim. Kafalığın düzünü verdik. Rune basılı 19 defans verenini aldık. Göğüstün düzünü verdik. 16 defans rune basılı olanını aldık. Donlukta ise düzünü verip health bonus 4 olanını almış olduk. Health bonus 4 çara ne kadar can veriyor bunu görmek için önce Mamba 7'yi elimden çıkartıyorum. Pazar için, ticaret için aldığım bir eşya kendisi. Mamba 7 ve gayet elit 4 dex runu var bu arada. Şimdi ee, şöyle yapacağız. Donlu bir çıkartıyoruz. Canımız 4462. 4462'den giydiğin zaman 4540 yani neredeyse 80 90 değil mi? Yanlışım yoksa 80 90 bandında çara bir can veriyor. E, bu da gayet güzel. Olmadı hoşumuza gitmezse biz buna bir ürün denemesi yaparız. Şöyle 3-5 tane bir defans getirmeye çalışırız. Çünkü seti komple defans yapmaya çalışacağım. Şu anda çarımızın İmperya aslında çok tatlı olmuş oldu kardeşlerim. Kolluğumuz zaten rünlüydü defans. Şimdi 4 parça rünlü olduk bir tek ayaklık kaldı rünsüz. Haydi bakalım hayırlısı olsun mücadeleye devam. Biraderim şimdi ne diyeceğim sizlere? Tabii ki ufak tefek bazen katlama sanatının içerisine dalıyoruz. Bir serüvenimiz daha vardı biliyorsunuzdur belki izlemişsinizdir. Upgrade katlama sanatı. Şimdi onu biz e, ufaktan bir yaptık Tabii kayda girmedim. Şöyle tatlı bir upgrade yaptım. Şurayı görüyorsunuz zaten. Çok dal budak yapmadan göstereyim. Şöyle efendim sağ alt köşeyi sizlere gösterdim. Burada görmeniz gereken olay şudur. İki tane rogueye artı altı donluk basmayı başardım. Totalde 3 tane artı bir aldım. Bir tane de War Sky vardı zindandan çıktı bu arada. Üç tane donluktan iki tane artı altı geçti. Biz buradan tertemiz bir kazanca geçmiş olduk. Şu anda fiyatlarına baktığımız zaman Rogue Imperial Tas dediğim zaman... Ben yani şöyle baktığım zaman 89M AH'ye baktığımız zaman da burada da yine aynı 89-90M bandında artı altı fiyatı var ki biz ciddi bir katlama şu anda yapmış olduk. Haydi bakalım devam. Sanırım hep beraber sağ alt köşeyi gördük. Kardeşlerim çok fazla izahata gerek yok. Üzerimizde şu anda iki tanesi de artı beş oldu. Şöyle iki tane artı altı bize verir mi? Öyle bir şey yapar mı? Yaparsa ne kadar tatlı olacağından bir fikriniz var mı kardeşlerim? Bakıyoruz. Evet, bir tanesi yandıysa ikincisi zaten yüzde yüz yanıyor. Bu tescillik garantili bir şey kardeşim. Atıp şöyle hep beraber kendimizi şaşırtıyoruz. Harikayız efendim. İki tanesine 15 buçuk 15 buçuk toplamda 31 m gibi ikonik bir rakam fiyat vermiş olduk. Kağıtlarla beraber bu eşya bize hadi 40 m'e gelsin. Biz de bunu tahmini bir 70 kadar satarız diye düşünüyorum minimum şu anda aslında pazarda 85-90 M bandında Kardeşlerim sağ alt köşeyi görüyoruz bir tane 38 M'den Heirloom of kalep aldım 2-3-4 pat 5'e bir attık yandı o 5'e yanınca ne yaptık tak geldik Rogue Imperial Helmet Artı 7'mizi aldık kardeşlerim az önce artı 6'ya basmıştık ya Şimdi buradan koşarak Uzaklaşma vaktimiz Gelmiştir kardayız. Haydi bakalım gidelim yeni heyecanlar arayalım. Biraderim bu bölüm tamamıyla aslında Dead Valley'de şöyle bir PK yağımızı pasımızı kirimizi attığımız bir Asas'ın bir gününün ilk bölümü olmuş oldu ve bölümümüz şu anda bitmiş olsun istiyorum. Bölümü sonlandırıyorum. Video bir hayli uzun oldu. Gelecek olan videolarımız kısmetse kardeşlerim hem pazar bölümlerimiz hem de Asas'ın bir gününün diğer bölümleri her iki günde, üç günde bir kısmese sizinle olmaya çalışacak bir aksiliğimiz olmaz ise sizlerden ricam hatırlatmak istiyorum. Videoyu beğeni bırakmayı unutmayalım kardeşlerim. Desteğinizi beğeni olarak ve yorum olarak videonun altına bekliyorum. Bir sonraki bölümde kısmetse görüşelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.